Kapsam da böyle oturuyor böyle yaymış kendini böyle. Damarlar diye akıyor damarlar diye. Ulan bir sen mi akıyorsun yani? Herkes akıyor zaten. Akmak diye problem ne kestiğiyle veriyorsun. İnsanların karısına kızına kitlediğince mi akmış oluyorsun yani? Benim 19 yaşım iyi prodüktör de benim 19 yaşında yaptığım özentiliği 19 bile değil 16 yaşında yaptığım özentiliği hala yapıyor yani anladın mı? Ben böyle düşünüyorum bu konu hakkında. Kontkar, Sansar Salvo'nun Instagram canlı yayınındaki kendisi hakkındaki yorumlarına Sansi kardeşimle ben de bir canlı yayın yapayım ya, o kulaklığı taksın ama şeklinde yanıt verdi. Daha sonra açıklamalarına devam etti. Bu heriflerden biri çıkıyor diyor ki Kontkar'ın şusu iyi. Diğerleri de oh be artık şusu iyi diyebiliriz rahatça diye oradan yürüyor. Daha dürüst biri çıksın artık varsa delikanlılık içinizde. Her anlamda iyi olduğumu söyleyen. Bitsin bu geyik. Ağzınızdan cımbızla laf alıyoruz. Benim başım oynuyor gibi muhabbetler var ya hani. Dürüst bir yorum yapayım. Sansar döneminin en iyi rapçilerinden biriydi. Da Poet için de aynı şeyi söylerim. Hem müzik hem MC'lik anlamında. O hala iyi gerçi. Ben insanların yüzüne söylediğim şeyleri toplumla paylaşırım. Siz dürüst olun ya. Yüzüme söylediklerinizi arkadaşlarınızın sizi yargılamasına izin vermeden rahatça burada da dile getirin. Madem çok önemli bir şeyleri yaymak sizin için burada. Pozitif düşüncelerinizi kolayca söylemekten çekinmeyin. Isırmaz kimse, korkmayın. Sansar Salvo da bu tweetlere yanıt verdi. Yeni gördüm. Herkesin bir sound'u var tabii ki. Fakat senin legal şarkısı dışında bir cacığa benzer bir işin yok bence gerçek rap anlamında. Ben Facebook hesabımdan Instagram'a reklam çıkamıyorum. Çalıştığın insanlardan bazıları tenezzül etmediler ilgilenmeye. Yine de mahcup olmadık. Fakat o abi kardeş muhabbetiyle ilgili insanlara yalan söyleme fazla sen bence. Gereksiz ki milletin karısına kızına laf etme özentiliğini ben reşit olmadan yapıyordum. Şimdi özgün bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bunu yapmanız üzücü. Yazdıklarına da bir daha dikkat et. Ulaş'a selam. Kontkar. Kanki sen sıyırmışsın ya harbi. Ne diyorsun anlamıyorum hiç. Sansar Salvo. Neyse ben sana bir yüz yüzeyken konuşuruz parçası armağan ediyorum güzel aşk kuşum. İyi prodüktörsün. Yalnız arkandaki iki milli boksöre fazla güvenme. Çapa'dan 5, Esat'tan 5, Taksim'den 5 kişi çıkartsam yeter. Kadıköy'deki dostlarımı yormam bile. Çok öptüm. Kontkar. Bayılıyorum ya şu internet tehditlerine. Size zaten en az 20 kişi lazım beni indirmek için. Geleceğim mi canlıya? Goy goy yaparız. Sansar Salvo. Beşiktaş'ta mısın şu anda sen? Kontkar. Ne Beşiktaş'ı ya? Trabzon'dayım. Sansar Salvo. İyi sosyal mesafeyi koruyalım. Çok öptüm tekrardan. Daha sonra izleyiciler de tweet altında yorumlarını belirtti. Ve ikili bunlara da yanıt verdi. Kontkar. Haslı ya adam. Ekmeğinle karışmayın. Sansar Salvo. Lan salak. Çoluğun çocuğun var diye sana sosyal medyadan yardımcı olmaya çalışıyorum. Algılayamıyor mu dalgayı? İyi prodüktörsün de endüstriyi tanıyamamışsın. Abim benim be adamsın. Alsancak'ta da bir TL'ye foto çektirmem. Deniz manzaralı apartta kalırım. Abim de bilir aşkım. Kontkar. Şey yapsana beni de çağır bir dahakine. Yalan söyledim. Trabzon'da değilim. Sansar Salvo. Lan oğlum sen hani eski manitamın yanında Alsancak'ta İS Performans'ta abi diyordun. Lale makarnası. Birkaç saate Beşiktaş'tayım. Belki de kalmaz. Ona buna yazdırma hiç kimsenin kimseden çekindiği bir dalga motor yok. Ortak tanıdıklarımıza rica etsinler paslaşalım. Kontkar. Canım benim bahsettiğin etkinlikte kulis oturacak yer bulamadım bizim ortamdan. Organizasyonu yapana da dedin. 200 lira eksik yatırmam lazım kredi kartımı. Biz de semtimize gelene selam verdik. Kürek konuşma. Bunları mı konuşalım burada? Bağlayayım istersen Yiğit'i. Sansar Salvo. Ha yazıyorlar yazıyorlar buluşuruz. DM'den atıyorum numaramı arasınlar. Daha sonra ikili arasındaki tartışma Instagram canlı yayınında da devam etti. Canlı yayından bazı görüntüler ise şöyle. Oo Sansi. Ne haber ya? Sakal yaptın sen de. Ha, abim, sabır sakalı. Bu, abim, abim bunlara sabır sakalı deniyor. Sabır sakalı. Sen boş ver. Benimkine sabır sakalı deniyor. Ben şu JBL takayım da. Baksana kulaklığı ya. Böyle konuşalım. Rahat durayım. Rahat duyayım ben seni. Güzel yüzlüm benim. Bak şu kulaklığı ya. Dilleri bana şükür edince benim biraz ağrıma gidiyor yani. Anladın mı? Saygıdeğer beyefendi. Sen çok eğlenceli bir adamsın ama. İyi de prodüktörsün. Ama insanların karısına kızına küfür etmekle işte. Vallahi kimse... karısı kızı amına koyayım. Ne anlatıyorsun sen? Abim, abimsin sen benim. Ne oğlum? Babam ya. Babaannemin kocası olmuşsun sen ya. Laflara bak. Sen var ya harikasın ha. Yalnız şöyle bir şey var. Ben de İskender paydaşın yaptığı işte. Senle normal bir ince giydirdim. Artık kusuruma bakmazsınız bir de Damla Bilic'e.
Çünkü ben böyle birkaç hareketinizden rahatsız oldum. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel şokelle bitirmek istiyorum o işi. Göz bebeğim gibi bütçesini toplayıp toplayıp toplayıp. Sana da açık olayım. Dis mi Güzel yapıyorsun? göz yarım benim. Ha? Dis mi Ha, yapıyorsun? dik yapıyorum. Yaptım. Merdivende de giydirdim ben sana. Rahat ol. Merdiven ne ya? Merdiven Merdiven seninki ne biliyor musun? Merdiven ne biliyor musun? Sizin oradaki bazı çatı katlarındaki insanların ben misafir olurken açıp da bunlar kim diye dinlettiği bir şey. Ben sana öyle söyleyeyim sana o bildiğim mahalledeki. Anladın mı? neyse. Merdiven de seninki şey mi? Hatırlıyorum. Ha? Merdiven diye şarkı mı yaptın? Merdiven bizim ekibimiz bilmiyor musun? Tamam o. Şarkı Haberdar değil sen misin de Türkçe rap tarihinde? ya, şarkı yapmışsın herhalde merdiven diye. Merdiven diye şarkı yapmadım. Türkçe rap tarihinden hiç haberdar değil misin? Kadıköy Acil Merdiven falan. Birader merdivende de giydirdim demedin mi şimdi sen? Albümde giydirdim Ha, yani. anladım. Yani ben de öyle Aha. yaptın zannettim. Türkçe de tarihini hepiniz de biliyorsunuz. Biraz bir... Merak etmeyin. Aynen. King Size Terror falan ha. Böyle insanların karılarıyla Oğlum kızlarıyla alakalı lan onun şarkılar parasına yapma. gelmez. Salak salak muhabbetini a**a koyayım. Senin tepesini attırmayın Lan sakın. ağzını topla koydun mu yavşağı. Ne diyorsun sen? Anladın mı? Yarak yarak konuşmayın a**a koyayım. Anladın mı? Götünü koyun. Oğlum ben senin videonu gördüm yavşak. Videonu Aç lan. gördüm Hadi amına aç. koyayım. Göstersene o videoyu. Açsın arkadaşım yarak. Oğlum internete koydum kaldırdım. Ne Ben kaldı? biliyorum o videonun orada olduğunu. Oğlum her yerde var Anladın mı? bahsettiğim video a**a koyayım. Benden kuşku duyanlar Bana da geldi böyle boş boş abi. Beşiktaş'tan insanlar gider yapmasın. Bak bakayım kaç kişiyle çıkıyorum akşam Beşiktaş'tayım amına koyayım. Boş Oğlum yapma anladın mı? ben Bak bakayım ben nasıl çıkıyorum. Sen çok güzel gülümsüyorsun. Çok tatlı bir kardeşimsin abi sen benim ya. ondan seviyorum sırıtmayı. Bak ben senin için her şeyi geç, her şeyi geç, her şeyi geç. Sen niye bu kadar yalancısın? Oğlum ne yalanı lan? Biz seninle Alsancak'ta kaç defa... Oğlum bak ben senin oğlum falan değilim ama... Anladın mı? Biz seninle Alsancak'ta kaç defa denk geldik? Bir. Anladın mı? Ben orada yaşarken bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Yalan yanlış konuşma insanlara. Ben seni kırıyorum falan da değilim ama değil. Anladın mı? Bir kere de. Senin... Neyse ya. Kırıklığı Gül yaparsan gül, gül gül, güzel. kırıklığı. Sen beni İzmir'de de göreceksin. Alsancak'ta böyle elimi kolumu sallayarak gezerken de göreceksin. O Bir gün gezerken gelirsin bana inşallah haber ver. yanıma. Olur Anladın ben mı? beraber O gezeriz. şeyi yazdır. Bak ben sana hiç küfretmedim anladın mı? Ben sana küfretmedim. Yar kafası. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Bağırtma beni el alemin eminde. Ben Bağırma sana o zaman. küfretmedim. Ben sana hiç küfretmedim. Sen kendi gerçeklerini biliyorsun. İnternette Sen sosyal medya çılgını olmuşsun. Sen başarılı bir prodüktörsün. Bak hiçbir şey demiyorum. Başarılı bir prodüktörsün. Ama sen bir şeyleri abartıyorsun. neyi abartıyorsun? Sen insanlara çok yalan söylüyorsun. Benim de o röportajda söylemeye çalıştığım tek şey arkadaşlarım rica etti. Sana da çok bir açıklama borcum da yok bu arada ama hani böyle madem bu kadar eleştiriyorlarmış bu konuyu. Ben kendi sözlerimi altı yapsam da kendim yazmaya çalışıyorum. Ve o sound'u beğenmiyorum dedim. Beğenmek de zorunda değilim. Fakat birileri çıkıyor Twitter hesabından bana küfrediyor ve bu sizsiniz saygıdeğer beyefendi. Oğlum Sizden saygıdeğer beyefendi bunu yapmamanızı istiyorum. Anlatabiliyor muyum? mesele rapse, madem bunların özünü tartışıyorsunuz ediyorsanız siz kendinizce, tamam mı? Gidip de kimseye sözünü o bu yazıyor diyemezsin zaten bu konuyu açmak istiyorsan illa, tamam mı? Bilip bilmediğin konularda konuşuyorsan küfürü de alacaksın, kucaklayacaksın kardeşim. Anladın mı? Hak ettiğin o oluyor orada senin yani. Anladın mı? Sen Oğlum benim bunu kalkıp o senin sözünü değil. Ben de Oğlum senin ben seni sikerim sikenin mutfakta kırılan bak et anca orada ne dersin ben senin mutfakta kırılan sikim değilim anladın mı ben seni anladım sen beni anladın yani öyleli anladım. öyleli öyleli anladın mı İzmir'e ben geldiğin senin mutfakta kırılan sikim değilim geleyim yanına ya. sen beni takip et afişi göreceksin ya da takip etme arkadaşların sana bilgi verecektir zaten. Birbirimizi de buradan saçma sapan rezil etmeyelim. Ben sana numaramı attım. WhatsApp araması yapabilirsin. Ama yapmaya çalıştığın şey çocuğuna bakmak olduğu için yardımcı olmaya çalışıyorum sana sadece. Anladın mı? Ama bir daha bana küfretme. Bak senden rica ediyorum. Sen bana böyle bir şey diyemezsin. Saygıdeğer dostum diyorum.
Bak herkesin önünde, anladın mı? Fazla da uzatma. Tamam mı? Lan bay sana ne saygısızlık yapmışım. Ben ya bas bel alemin evinde lan. Ya niye buradan konuşuyorsunuz ki? O telefon numarası senin. Kardeşim anladın mı? Bak o telefon numarası senin hesabında durmuyor mu? Bassa paraması yaparsın anne. Oradan konuşuruz. Anladın mı? Bak rezil ediyorsun burada bizim millete. Anladın mı? Salak. Sen salaksın. Anladın mı? Salak. Sen sosyal medya bağımlısı olmuşsun. Oo. Sen iyi prodüktörsün, fiyatsın. Bak ama... Ben sosyal medya bağımlısıyım. Vallahi bak gözlüklerinden belli annem. Gözlüklerin prodüktör olduğum için kardeşim. Ben de eski prodüktörlerdenim kardeşim. Helal babası. O albümlerden... babası. Sen bu lafı... Tamam. Ne oldu lan? Tebrik ne oldu lan? Şey mi oldu? Eski prodüktör olduğunu tebrik etmem zoruna mı gitti anlamadım yani. Ben sana bir şey soracağım ya. Sorsana. Sana helal olsun lan. Sen niye? Ne güzel yalan, sen ne güzel yalan söylüyorsun böyle. Ne güzel imaj yapıyorsun. Vallahi helal olsun. Aşık. Ne sikiyorsun bahsettiğinden haberin bile yok amına koyayım. Oğlum o his performansın yanında kim geliyor? Sen bak benden daha çok dillenebilirsin. Başarılı olmuş olabilirsin gibi. Sadece hani Dan Pera'nın PR yatırımı sayesinde oldu. Mevzu bu değil. Hani, ben Legal'i beğendim. Legal'i beğendim. Onun dışında bence bir bok yok yaptı. Yani sound değil. Lirikal açıdan. Ben liriklere önem veriyorum çünkü. Anladın mı? Benim şahsi fikrim. Aynen. Bilgin olsun. Beatleri olabildiğince boktan tutup sözleri ön plana çıkarıyorsun değil mi sen? Beatleri olabildiğince boktan tutup. Kendi bunu yapan ben miyim ya? Senin kendi lafın. Duygusal müziklere sert sözler dedim ben. O ayrı konu. Tamam da bu iletişime buradan geçmek zorunda değiliz. Biz birebir de olabiliriz. Ya, bu kadar canlı gibi konuşalım dedim ya. Şurada iki dakika ne var yani? Valla senin iki tane milli boksör kankim beni çağırıyor. Ben gideceğim konuşmaya zaten. Sen rahat ol. Kendin dürtüyorsun çocukları. Ben dürttürmedim sana onları. Tamam da bana da sik kredi diyen sensin amına koyayım. Benim çocuklar sikin canım olacak. Oğlum bana sözlerini kendi yazmıyor diyen de sensin. Salak salak konuşma amına koyayım. Anladın mı? Anladın mı? Hareket yapıyorsun. Ne? Hareketin karşılığını alıyorsun. Hala big big yapıyorsun. Boş yapma amına koyayım. Anladın mı? Sesin internetin kötülüğünden ototüyün oldu anne. Harbiden alışmışız yani. Sen tüyünlü zaten. İnternetin de kötü değil. Ben LTE'deyim amına koyayım. Benimki kötü. Benimki bizde para yok. Biz senin kadar ünlü olamadık annem. Ne yapacağım birader? Ya beni arayıp durmasın şu arayan numara. Yoruldum artık ya. Yayını kapat diye arıyorlar herhalde bu muhtemelen. Ama ben seni güzel yüzünü çok sevdiğim için benim canım abim diyeyim ben sana madem. Hani bak işte bunları yüz yüze farklı konuşacağız ama bunlar çok tatlı olacak. Ben şimdi şey söylemek istemiyorum. Ben akşam Beşiktaş'tayım. Zaten alayınız internette sıkmakla meşgulsünüz. Bir tanenize bugüne kadar internette tehdit etmedim. Etmeyi de düşünmüyorum anladın mı? İzmir'e gelirsin. Başkaları gibi geldiğinde oradan oraya sekmezsin. Kaçmazsın delik delik. Tamam mı? İzmir'e gelirsin. Ararsın beni. İstediğin yerde otururuz. Anladın mı? Bu tehdit mehdit bilmem kılgın sizin gibi değil yani. Anladın mı? Demek istediğimi. Söyleyeyim mi? Anladın bir mı? Bir şey söyleyeyim mi? Biz seninle nerede otururuz biliyor musun? Bak, biz seninle nerede? İzmir'e gelir, İstanbul'a geliriz. Sen bunları gel, sen bunları gel. Ben zaten İzmir'e gelirim. Sen zaten İzmir'de bana hiçbir şey yapamazsın. Anladın mı? Bu çok rahat bir şey benim için. Ben sana çok gülüyorum böyle şeyler söyledikçe. Yapsan beni bir özelden ara. Anladın mı? Vallahi bugüne kadar sizin yanınızdaki herifleri ben özelden aradım. Anladın mı? Ama hepiniz internetten konuşmayı tercih ettiniz. Ben de böyle davranıyorum kardeşim. Kimseyi de özelden arayacak vaktim yok. Kusura bakmasın yani. Ben senin ilk Beşiktaş konserinin kapısındaydım annem. Anladın mı? Ne yaptın ben orada? Vallahi biri içiyordum. Senin hep kesicilerde benimle fotoğraf çektiriyordu anne. Anladın ne mı? Ne yapacaklar? Beni dinliyorlar diye seni dinlemesinler mi? Hayır. Tamam da. Sik kre diyorsun adama. Sen benim Beşiktaş'ta olduğumun bilgisini de alırsın. Sen oradan sik kre yazıyorsun. Anladın mı? O zaman konserin kapısına çıkacaksın. O bilgiyi alırsın. 2 dakika sahneden önce bana gelirsin. Anladın mı? Sen bir sik kreyesin dersin yüzüme karşı. Anladın mı? Kerim,
Arkanda dediğimi dersin. Sen bunu Hak ediyorsun. dersin. Sen var ya adamsın ya sen. Sen bir Ben zaten harikasın biraz ya. Sen aşkı gerçek bir yoldan dolayı harikasın ya. Ben bak hayatımda adam. çok yalancı gördüm. Senin kadar büyük bir yalancı görmedim ben. Senin kadar büyük bir yalancı Aynen. görmedim. Şu kapılar açılsın. Bir başka bir ülkeye gitmem inşallah nasip olursa gerekecek. Bir de o İzmir'e geleceğim. Bana özelden lütfen numaranı at. Bak bakalım neler yapıyoruz senin Alsancak'ta benim güzel yüzlü yarim. Tamam mı? Tamam. Ben Atarım sana müsaadeni numara. istiyorum. Ben müsaadeni istiyorum. Gerçek rap dinlemek istiyorum çünkü. Dinle bakalım. Sensiz al bu kafiyesi bombalar. Hedef buldu mu? Bilemedik.